Bu elimdeki kitap Jack London'ın Martin Eden kitabı. Şu. Amerikan edebiyatında çok önemli bir yazar. Hemingway gibi. Benim en çok sevdiğim yazarlardan ilk üçe giren bir yazar. Çünkü Jack London'ı bilir misiniz bilmiyorum hayatını ama Jack London aslında bir denizci. Deniz hayatıyla beraber yazarlık konusunda daha çok ilerlemek istiyor ve ciddi bir çaba sarf ediyor bunun içinde. Zorlu bir hayatı geçiyor. Martin Eden'in de Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş ve Deniz Kurudu kitabını yazdıktan sonra ünleniyor tabii, biliniyor artık. Eserleri bilinen eserler haline geliyor. Ama bir şekilde işler ters gidiyor onun için ve 2 sene boyunca bir denize çıkıyor. Orada hastalıklar geçiriyor, zor zamanlar geçiriyor vesaire filan. Ama Martin Eden kitabı da o seyahatten sonra yazılıyor. Kitabın içerisinde kendi otobiyografisi bir anlamda. Orada aşık olduğu kadın da gerçekten Ruth diye bir karakter var. Ruth karakteri de gerçekten aşık olduğu kadın. Ve aşık olduğu o kadını kendini ispatlamak için yine yazarlık konusunda ilerlemeye çalışıyor. Kendisinin potansiyelini o kadına göstermeye çalışıyor. Böyle bir debelenme içerisinde Jack London. Bunları yazdığı kitabı, yani Jack London özellikle bir denizci ve bir yazar olarak bana hep bizim harp okulundaki yetiştiriliş tarzımızı, biz yetiştirirken bize anlatılanları anlatır. Ve sonradan bakıyorum şimdi kendi hayatıma da sanırsam ben de bize öğrettiğini, bizim eğitimlerimizi aslında ben de öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Onların bir denizci olması için, deniz kültürüne sahip olmaları, denizde yaşamı bilmeleri ve denizi tatmaları için programlar dizayn ediyor oluyor. Quattro mesela bu sene ilk defa yapacağımız Quattro 4 haftalık eğitim ise mesela düşünsenize bir kişi gelecek ve tekne kullanmayı öğrenmek isteyecek ve bu kişi haftasında bazı eğitimler aldıktan sonra ikinci haftasında gece gündüz seyirler yapa yapa Yunan adalarını geçecek, Atina'ya gidecek, Atina'dan Korint'e geçecek, oradan yine Zakynthos, Lefkas falan ya bu tekrar geri gelecek. Bu gerçekten iddialı bir eğitim periyodu. Biliyorum ama sanırsam bizi böyle Jack London olmamız için eğittiler. Ben de galiba o şekilde eğitmek üzere bir şeyler dizayn ediyorum. O yüzden Martin'in kitabını şimdi burada görünce tekrardan güldüm içinden. Hem denizci olup hem de yazar olan yegane yazarlardandır. Eğer okumadıysanız Jack London'ın Martin Eden veya Deniz Kurdu kitabının her ikisini de şiddetle tavsiye ederim. Okuyun. Denizci için harika kitaplar. İlk üçe girer bence. Liste başına geçer diye düşünüyorum. Hoşçakalın.